değerli Gentlemanlar Kulübü, gördüğünüz gibi gitar şeklindeki Hard Rock Oteli'nden sizlere sesleniyorum. Pro Fuarı'na geldim. Keyifli seyirler. Değerli Gentlemanlar Kulübü üyeleri, hepinize selamlar. Albert Hellman karşınızda, 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 Albert Hellman karşınızda. Malum aç karnına pro içmeyeyim dedim ama meğerse muazzam yemekler varmış içeride. Evet, sırada bekliyoruz. 5 dakika var açılmasına. Heyecanla bekliyorum vallahi. Evet, acayip bir kuyruk var. Herkes proları bekliyor. Evet, içerideyiz. Çantamız, her şeyimiz, bardağımız tamam. Buradaki kokuları anlatamam size. İçeride içmemize müsaade ediyorlar. Hadi girelim. Evet, Heaven's Door. Columbia, Tennessee. You will have a good turkey bourbon this summer. Double barrel. Can we try some double barrel, please? Thank you so much. Beautiful. Thank you. Evet, fena sarhoş olacağım. Her yer duman altı. Cennette gibiyim. Aman Allah. Bu kupon defterciğiyle tüm ürünlerden birer tane örnek alabilirsiniz. I'd like to have some rye whiskey. Rye whiskey, we'd love to have you. So we got Tennessee straight rumming man. It's a rye whiskey. This is pot distilled. Okay. So it's going to be a little richer, bolder, fuller body than a column distilled whiskey, right? All right. I've got two versions here. We've got one that's bottled and bond at 100 proof. And then this one is cask strength. Cask strength. 111 proof. 111. Thank you. I got Andalusian Bull. You're just going down a little bit more. I got Oliva, Rocky, $280. What do I get here? 150. Yeah. Rocky Patel prolarını hiç denememiştim. Müşterilerim büyük bir övgüyle anlatıyorlardı bana. Bu proyu videonun sonunda denedim ve sizlere sundum. Ayrıca yetkililerle satışı için ön anlaşmalarda bulundum. Şimdi de rye whiskey'yi deneyeceğiz. Sonra anlatacağım. Çok farklı. İskoç viskilerinden çok farklı. Bu beyefendi Murat veya Tim Özgener. Umarım yakın gelecekte kendisiyle birçok başarıya imza atacağız. Çok gurur duyduk. Kendisi Bosphorus İsmi altında bir pro çıkarmış. Onların da denemesini yapacağız ve sitemizde sizlere sunacağım. Bu stand'de J.C. Newman adlı proların standı gerçekten en şık standdi. Nikaragua, Dominic Republic, Tampa'dan ve daha nice yerlerden harman ettiği tütünleri sunuyor. Çok başarılılar. Bunlar da pro yaprakları.
benim favori ve en çok sattığım ürünlerden Alec Bradley. Fuara katılan tüm şirketler tüm samimiyetleriyle ürünlerini en güzel şekilde sergiliyorlar. Yine benim ürünlerini çok sattığım Romeo Giulietta, Monte Cristo ve H. Upman standlerinde yerlerini almışlar. Çok güzel bir ortam var. Cennet böyle olsa gerek. Jack Daniel's standinde 18 yıllık Bourbon Whiskey deneme fırsatım oldu. Plasencia'da hiç denememiştim ama aldım bir örnek, sizlere sunumunu yapacağım. Bu amcayı görünce kendi geleceğimi gördüm sanki. Benim favori viskilerimden Dürs de bu fuarda yerini almış. 18 yıllık yıllanmış viski denedim yine. Çeşitli aficionado ürünleri. Arturo Fuente'nin torunu Sayın Carlos Fuente de bu fuara katıldı. Kendisiyle ürünlerini satmak üzere görüştük. Hi, beautiful ladies. Thank you. Oliva Pro'larının satış temsilcim Alberto ile. Hindi büfesinde yemekler muazzam tabii ki. Gördüğünüz gibi mükemmel. Burası da Dana Söğüş standı. Tekrar tekrar muazzam. Bayağı yumuşak, dörtler. Come on now! Can I have on the rocks, please? Yes, sir. Yes, exactly. Şerefinize. Aç karnına pro içmemeniz gerekiyor. İşte muazzam bir şarküteri büfesi. Pro ve konyak. Yarım puf. Hayatımda hiç 3 puro aynı günde içmemiştim. Çok çok güzel, şahane. Bu beyefendi eski Küba usulü bir puro içiyor. Puroya batırıyor çubuğunu ve öyle nefes çekiyor. Çok ilginç, görelim. Nefis. 3 tane puro içtim ama hiçbir şekilde baş ağrım olmadı. Bulunduğumuz otel tamamıyla bir kazino oteli ve kazinoda kumar masalarının ve makinelerin sonu yok. Gerçekten sonu yok. Tabii ki ismini rock müziğinden alıyor. Burada eski müzisyenlerin, eski kıyafet ve müzik enstrümanlarının sergilendiği bir sürü bölge var. Gerçekten izlemesi ve görmesi çok keyifli.
kazino masaları, rulet masaları, makineler hiç bitmiyor. Muazzam bir alan. Evet, çok eğlenceli bir pro fuarı oldu. Süper güzel geçti. Bunları size hepsini tanıtacağım. Şimdi bu güzel muhteşem otelin lazer ışıklarında size veda ediyorum. Görüşmek üzere, teşekkür ederim. Bye bye. Sevgili Centilmenler Kulübü, şimdi size bu fuardan hangi proları aldığımı söyleyeceğim. $350 eksi indirim kuponu $275 ödedim ama yaklaşık burada bir $500'lık pro hediye geldi. Yedik, içtik, tattık. Muazzam bir geceydi. Gelin bakalım nelerimiz var. Hadi bakalım. Evet, tüm ganimetimiz burada. Maximus JC Cigars'ın Maximus'u. Bazılarından iki tane aldım. Yalvardım. Güzel kızlarla muhabbet edince. Burada da La Palina'dan gerçekten güzel bir Maduro var. La Aurora Cameroon Purosu. Bunu da deneyeceğiz vakti geldiğinde. La Historia'dan yine güzel bir sample. Bunlar tabi ufak robustolar. Bunlardan veriyorlar. La Gloria de Cuba Seri S. Çok çok güzel bir puro. Hepsi yumuşacık. Bunların hepsini Boveda torbasında sakladım. Bunu 50. yılımda içmiştim. Çok mükemmel bir puro. Alec Bradley. Onları her zaman denedik. Double 2 yıl viski fıçılarında arındırılmış. Bunu zaten yapmıştık. Aging Room'dan şansa oradaki kız çok yardımcı oldu. 3 tane verdi. Bugün herhalde bir tanesini içeceğiz. Bunun markasını hatırlayamadım ama güzele benziyor. Alidos marka gerçekten hoş. H. Upman'ın AJ Fernandez yıllandırılmış serisi çok güzel. Plasencia Pro'larını gerçekten merak ediyordum. Onlarla anlaşma yapacağım inşallah. Bunun videosunu yapmıştım. Romeo Giulietta'nın neydi? Çok güzel bir tarçın ve krema ve baharatlar. İşte Rocky Patel. Arkadaşlar bu pro gerçekten şahane. Bunu muhakkak anlaşmasını yapacağım. Çok güzel. Ve sizlere de göndereceğim inşallah. Şimdi Türkiye'de Toscano Pro'ları var. İtalyan. Onu bana hep soruyorsunuz. Ben de bilmiyorum diyorum. Burada da açılışı var. Bunun da tanıtımını yapacağım. Türkiye'deki Toscano ile buradaki aynı mı bilmiyorum ama bakacağız. Ve Arturo Fuente. Bizzat şahsen tanıştığım Mr. Carlos Fuente ile çok güzel bir prosu var. Sırada hali hazırda çalışmış olduğum General Pro'ların Nam küçük Maduro'su, Havana'sı var. Aynı şekilde Oliva Pro'ları da Alberto beni bekliyor. Web sitemde bir şeyi düzeltmemi istedi. Onun için bekliyor beni. Ve burada ne varmış? Haha! Özgener. Evet, Bosphorus görüyor musunuz? Ne kadar gurur verici değil mi arkadaşlar?
Tim Özgener, yani Murat Özgener, Puro şirketini kuran bir arkadaş. Çok iyi ahbap olduk. Kendisini ziyaret edeceğim ve kendisinin purolarını da satacağım. Bakın burada da bir tane uzunu var. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. İşte Türkler birbirimizi görünce gurur duyuyoruz. İnşallah çok başarılıdır. Kendisine başarılar diliyorum ve onu en kısa zamanda ziyarete gideceğim. My Father imzalı Fonseca. Bunu da deneyeceğiz sanırım. Evet, bundan zaten kutularım var. Hali hazırda satılıyor. Gerçekten yeni çağ purosu. Espinosa purosu. La Flor Dominicana. Muhteşem bir puro. La Aroma de Cuba. Bunu denemiştim daha önce hatırlarsanız. Devam ediyorum. Serino Maduro XX. Blacknet. Biraz daha yeni ama biraz sert. Niye böyle bir sert? Bir humidoro birkaç gün beklemesi lazım. Hoya de Nicaragua, yani Nicaragua neşesi diyelim size. Değerli centilmenler, evet şimdi Rocky Patel The Edge. Hiç Rocky Patel içmedim. Gerçekten muhteşem bir puroya benziyor. 20. yıl, yıl dönümü. Maduro. Gerçekten hoş. Evet, paketimizi açalım. Biliyorsunuz özellikle hijyen için alttan değmeden, birine ikram ettiğiniz zaman sizden kesmesini rica ederse alttan böyle torbasından tutun ve böyle tutun. Evet. Gelin bunu güzel bir keselim ucunu. Muhteşem bir hava kanalı açtık. Hava kanallarını hep bana soruyorsunuz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Videosunu yaptım, lütfen izleyiniz diye. İşte bu arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz her zaman soruyorsunuz hava kanalları veya kesim şekillerinin farkı nedir? Her zaman anlattım arkadaşlar, videolarda da var, lütfen araştırmanızı yapın. Sormadan önce, yani 1, 2, 3, 5, 10, 20 defa aynı şey sorulunca artık bir şey diyemiyorum. Sorular çoğaldıkça, aynı soru çoğaldıkça ben de sizleri videolara yönlendiriyorum. Lütfen seyrediniz. Evet, ne yapalım? 5 duyuyla bakalım değil mi? Önce dokunalım. Yüzük parmağıyla nemi çok çok güzel. Zaten şimdi humidor'dan çıkardım. Duyalım. Yine hiçbir çıtırtı yok. Çok güzel. Kontrol ediyoruz her tarafı. Herhangi bir delik yok. Burada ufak şey olabilir. O bir delik değil, ufacık bir yaprağın kalkması önemli. Orayı zaten hemen ilk başta açacağız. Şurada bir delik var mı diyorum. Yok. Orada ufak bir renk değişimi var. Ama herhangi bir kırık yok. Sadece ucu. Tabii o kadar olur. Ne yapalım? Koklayalım. Evet, direkt çok bariz bir kavrulmuş kahve. Biraz baharatlar hissediyorum. Maduro, biraz çikolatamsı. Evet. Güzele benziyor. Tadalım. Dilimizin ortasıyla. Eğer puro içmeden önce susuz hissediyorsanız, biraz ağzınızın kuru olduğuna inanıyorsanız su içmenizde fayda var. Çünkü su içerseniz dilinizdeki tad alma moleküllerini canlandırmış olursunuz. Ferahlatmış olursunuz. 5 dakika soğuk içim. Arkadaşlar, bu videonun kısa bir video olmasını istedim. Onun için yakış kısmını geçtim. Ama başlangıçtan beri soğuk içimden itibaren yoğun bir kavrulmuş kahve var. Ve biraz biber tonları, fakat bildiğimiz karabiber değil de sanki kırmızı biber. Ne işi var kırmızı biberin demeyin, bilmiyorum işte. Ama bir acımsı bir şeyi var arka planda ve yumuşatıyor. Yani sanki tatlı da
bitter çikolata damak arkasında tat veriyor içtikten sonra. Sertlik derecesinin orta ve üstü olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Yani tecrübeli pro içiciler için mükemmel. Evet, burada da karanlık çökmek üzere. Promuzla çok güzel eğleniyoruz. Kafa ütüleme bölümü yok bu hafta. Fakat söylemek istediğim şey, bu pro fuarı gerçekten pahalı bir fuardı. Ama gitmeyi de çok istiyordum. Hayatta kendinizi bazen de ödüllendirmeniz lazım. Çünkü bize bahşedilen bir hayat var. O hayatı da mutlu geçirmemiz lazım. O bizim enerjimizi arttırır, şevklendirir, başarılara taşır. Hayatta mutlu olan bir insan daha çok yol gider. Onun için kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın. Herkesin değişik zevkleri var. Çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Ha, bütün paralarınızı harcayın zevki demiyorum. Ama kendinizi de çok tamahkar yetiştirmeyin, büyütmeyin. Çocuklarınızı da öyle. Kendinize mutluluklar katın hayatınızda. Ne dedik geçen hafta? Ders öğrenilene kadar devam eder. Bu da bana bu yaşta tekrar öğrenilen bir ders. Evet. Yarın puf. Arkadaşlar burada bayağı bir gece oldu. Evet, birinci bölümü bitirmek üzereyiz. Fakat burada daha neler neler keşfettim. Yani biraz daha meşe ağacının kabuğu nereden uyduruyorsun demeyin. Öyle tat geliyor. Arka tarafta da böyle bir şurup gibi bir tadı var ve damağınızda bırakıyor. Tatlı içtikten sonra buranızda ne hissedersiniz? Böyle bir şuruplu bir şerbet veya komposto veya böyle bir şey içtiğinizde ne hissedersiniz? Onları hissediyorum. Gerçekten kahve kokuları falan bayağı muhteşem. Biliyorsunuz 5 benim yelpazemdeki en iyi 5 pro'nun kısa videosunu yapmıştım. Bu kesinlikle oraya 3 numaradan girebilir. Evet. Daha sonra yapsaydım o videoyu kesinlikle girerdi. Şimdi karanlık oldu. Böyle karanlık filmi, böyle korku filmi gibi bir video yaptığım için özür dilerim ama ufak ışığımızda her şeyi görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Bakın külü de düşmüyor. Ne kadar muazzam bir pro. Devam ediyoruz. Evet, gerçekten sonlara yaklaşıyoruz ama dün yemek yedi, dışarı çıkması lazım. Dışarıda bitireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İşin komiği, bana başlarda diyorlardı ki abi yavaş yavaş anlat. Çok şey anlatma, konular bitmesin. Konular bitmiyor. Konular konu konuyu açıyor. Bitmeyecek arkadaşlar. Hayat bu. Çok şey var konuşacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Sevgiler. Gentlemenler kulübü hakkında konuşma. Gentlemenler kulübünün 3. kuralı. Gentlemenler kulübü hakkında konuşma.